Joe Biden ve Kamala Harris göreve başlamadan, bugün yemin töreni dahi düzenlenmeden, o tören dahi başlamadan Türkiye'ye hedef aldılar. Sürpriz bir açıklama oldu. Çünkü Anthony Blinken, Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na göstermiş olduğu aday. Büyük bir ihtimalle Dışişleri Bakanı olacak isim. Blinken dedi ki, stratejik, yani sözde stratejik bir ortağımızın, Türkiye'den bahsediyor, en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez. S-400 meselesi kabul edilemez. Hiçbir şekilde tolere edilemez dedi. Türkiye hedef aldı. Göreve gelmeden kriz. Bunu sadece Blinken adıyla söylemiyorum. Joe Biden da göreve gelmeden bir kriz başlamış görünüyor S-400 konusunda. Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez dedi Blinken ve Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı adayı. Bakalım neler olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllar Washington Büyükelçisi olarak görev yapan emekli büyükelçimize dönelim. Bu meseleyi konuşmaya başlayalım. Faruk Loğlu karşımızda. Sayın Loğlu merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Önce yemin töreninden başlayayım. Bir saldırı gerginliğiyle başlayacak. Ve bu saldırı gerginliği olmasına karşın Trump'ın orada olmayacağını biliyoruz. Bugün de duyduk ki Trump tarafından bir parti girişimi var. Çok kısa bir yanıt rica edeyim. Üçüncü bir partinin ABD siyasetinde bugünden sonra bir varlık göstereceğini düşünüyor musunuz? Kısa bir yanıt rica edeyim. Çünkü asıl meselemiz kriz olacak Sayın Loğlu. Hayır, düşünmüyorum. Üçüncü bir partinin şansı şimdiye kadar hiç olmamıştır. Vardır, denenmiştir ama başarı gösterememiştir. Bu Trump olsa dahi, yani Trump hakikaten bu sözünün arkasını getirdiği bir parti kurduğu takdirde Trump da kendini Amerikan siyasi tarihinin kenarlarında çöplüğünde bulacaktır diyebiliriz. Peki krize gelelim o halde. Krizde şimdi Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken tam da yemin töreninde, daha Joe Biden bile resmen göreve başlamamışken Türkiye'ye hedef alan bir açıklama yaptı. Ortağımız dedi, sonra kendi kendisini düzeltti ve sözde stratejik ortağımız diye biraz da nükteden bir yaklaşımla Türkiye'ye hedef aldığını gördük. S-400 konusunda Rusya ile aynı çizgide olmaları kabul edilemez diye de ekledi. Bu mesajı nasıl değerlendirmek lazım Türkiye açısından? Şimdi bu mesaj tabii ki bir başlangıç noktası, henüz Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı onaylanmamış olan bir kişiden gelmesi, yeni yönetimin nerelere gidebileceğini göstermesi bakımından çok önemli. Olumsuz. Ama bunlar şaşırtıcı değil. Yani ben öteden beri diyorum, Başkan Biden'dan başlayarak yardımcısı Kamala Harris, Senato'da Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Menendez, Dışişleri Bakanı ve mesela McCurk, Ulusal Milli Güvenlik Konseyi'nde bir görev bulunan, bütün bunlar Türkiye karşıtı insanlar. O bakımdan yapılan bu açıklamaları sanki Türkiye'ye yönelik bir yeni bir şeymiş gibi görmek bana göre yanlış. Bizim için önemli olan Biden yönetiminin ve Biden yönetiminde görev alacak kişilerin nerede olduklarını bilmemiz, hı hı, ve buna göre hazırlıklarını yapmamız, yani hazırlığımızı, yaklaşımlarımızı, stratejimizi buna göre planlamamız gerekiyor. Ama tabii yani keşke başka türlü bir mesaj verseydi Blinken, başka türlü konuşsalardı, daha olumlu bir tavır takınsalardı daha kolay olurdu işler. Ama Türk-Amerikan ilişkilerinde hep ısrarla söylüyorum, Türk-Amerikan ilişkilerinde Biden döneminde, özellikle ilk dönemlerde çok sıkıntılı bir süreç bekliyor. Peki Ankara bu durumda nasıl davranmalı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devlet misyonlarımız nasıl davranmalı? Göreve geldikten sonra kısacası yakın gelecek senaryosunda Türkiye nelere dikkat etmeli? Böylesine tırnak içinde kötü görülen bir başlangıcın ardından. Çünkü biz biliyoruz ki daha önce Donald Trump'ın bir tweetiyle işte piyasaları karıştırma hamlelerini biliyoruz. Dolayısıyla vatandaş merak ediyor, ekonomimiz, dış politikamız, askeri gücümüz tamamıyla nasıl etkilenecek bu süreçten diye. Sizce Ankara'nın politikası nasıl olmalı? Ankara'nın politikası gerçekçi, ciddi ve tutarlı olması lazım. Yani
böyle gelişmelere göre tepkisel bir politika oluşturmak Türkiye için zaten kökten yanlış. Ama Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine önem verdiği, bu ilişkilerde ciddi sorunlar olduğunu bir kabullenmesi lazım. İki, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri bakımından bölgesinde niçin önemli, niçin fark edici bir özelliğe sahip olduğunu da tutarlı bir şekilde anlatması lazım. Yani böyle afaki söylemlerle ilişkileri düzeltmek mümkün değil. Yani masaya oturduğunuz zaman inandırıcı olmanız lazım. S-400'de söylüyorum. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinin parolası gibi, yani şifresi gibi. Bu şifreyi bir şekilde değiştirmediğiniz takdirde ister Amerika ile anlaşarak, ister tek taraflı bir jestle Türk-Amerikan ilişkilerinde, ikili sorunlarda, bölgesel sorunlarda bir ilerleme kaydetmek pek mümkün olmayacak. Ama tek sorun tabii S-400'lerde değil. Bakın Ermeni soykırım iddiaları konusunda bütün siyasi hayatları boyunca bunu desteklemiş bir Başkan Biden var, Evet. bir yardımcısı Kamala Harris var. Bir de bunun önceliğini ön saflarda yer almış bir Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Menendez var. Yani Türkiye'nin biraz bu şeyi akışı görmesi lazım. Bu Türkiye bunun karşı yani Türkiye ezilmeyecektir, yok olmayacaklar Amerika böyle düşünüyor diye. Ama Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak ciddi politikalarla, ciddi hamlelerle mümkün olur. Yoksa yani ben ikinci parti S-400'leri alıyorum şeklinde bir söylemle başladığınız zaman işe biraz geriden başlamış olursunuz. Çok üzücü olur. Ben Türk-Amerikan ilişkilerinin karşılıklı çıkar, saygı, eşitliğe dayalı, verimli bir ilişki olmasını düşünüyorum. Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini tanımlamaya da gerek yok. Bu stratejik ortaklık olmayabilir. Efendim karşılıklı çıkarlara dayalı, işlevsel bir ortaklık olabilir. Yeter ki gerçekçi olalım. Bu gerçekçilik sadece Türkiye bakımından gerekmiyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimin de ön yargılardan biraz sıyrılarak Türkiye ile bu ilişkileri nasıl koruyabiliriz, nasıl düzeltebiliriz anlayışının hakim olmasını istememiz, beklememiz ve temenni etmemiz lazım. Peki, en kritik soruyu sona sakladım aslında. Peki S-400'ü ne yapacağız? Yani bu konuda Ankara geri durmamalı, ezilmemeli vurgusunu yaptınız. Türkiye dış politikasında bir çözüm arayışına girdiğinde S-400 ile ilgili ABD ile işleri biraz daha yoluna koyma arayışına girdiğinde S-400 seçenekleri var mı Türkiye'nin? Yani başka bir ülkeye verme konuşuldu, çalıştırmama ihtimali konuşuldu. Bunları yapmalı mı mesela Türkiye? Şimdi Türkiye'nin S-400'ler konusunda tam olarak ne yapacağını ben söyleyemem, bilemem de. Ama şunu söyleyebilirim. S-400'ler konusunu çözmek için dizginler Türkiye'nin elinde. Yani Türkiye'nin bir şeyler yapması lazım. Bunu başka bir yere mi gönderir, bunu çalıştırmayacağım mı der. Hükümetin, iktidarın Ankara'da bunu değerlendirmesi lazım. Türkiye'nin elindedir. Bunu yaptığı takdirde, burası önemli bence, S-400'ler konusunu hallettiğiniz zaman Türk-Amerikan ikili ve bölgesel sorunlara ilişkin tablo hemen değişmeyecektir. Tabii. Asıl sorunlar ondan sonra başlıyor. Yani S-400'ler konusunu halletmek Türk-Amerikan ilişkilerinin esas gündemine geçmek için bir basamak oluşturacaktır. O nedenle her halükarda zor, yokuş yukarı bir dönem bekliyor Türk-Amerikan ilişkilerini. Her zamankinden daha sakin, daha stratejik, daha planlı, daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. S-400'ler konusunu Türkiye'nin bir şekilde halletmesi lazım. Çünkü Amerika bunu kabullenmiyor. Yani bu Kongre'nin her iki kanadında da böyle, Kongre'deki evet, her partiden de bu böyle. Trump yönetimi bakımından da bu böyleydi. Biden yönetimi bakımından da bu böyle olacak.
bunu yani bu şeyi kararlılık demeyeyim ama Amerika bunu ön plana koydu. İnatla, ısrarla S-400 konusu ben istemiyorum diyor. Buna göre bir çalışma yapması lazım Ankara'nın. Ne yapar? Yapabilir mi? Yapacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Peki. Sayın Loğlu, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.